klasik bir mentorluk programının tersine ...üst düzey yöneticilerimiz bu sefer akıl alan tarafta oluyorlar. Daha çok dinleyici konumunda oluyorlar. Daha çok konuşan, içgörü getiren, bilgiden ziyade içgörüye önem veriyorum ben bu programlarda. İçgörü getirenler genç arkadaşlar. Bu genç arkadaşlar da genellikle 1990'dan sonra doğmuş genç arkadaşlar oluyor. Genç arkadaşlar idra kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, tepe yöneticilere, genel müdürlere, direktörlere... ...iş kolları ile ilgili, ile ilgili, dünyanın geçtiği... E, deneyimle ilgili kendi bakış açılarını getiriyorlar. Bu e, ilgili sektörün ilgili konularıyla e, bağlantılı gündem konuları olabilir veya tamamen bağlantısız serbest gündem konuları olabilir. Ama genellikle şirketin ve sektörün ihtiyaçlarına göre bunu tasarlıyoruz. Yani üst düzey bir yönetici, genç bir arkadaştan ben nasıl bir bankacılık aracı istiyorum, dijital bankacılığın nereye gitmesini istiyorumu da duyabilir. Tüketici pazarlamasında kullandığınız dil nasıl evrilmeli bunu da duyabilir. Nasıl bir liderlik anlayışı talep ediyoruz biz gençler bunu da duyabilir. Veya biz aslında şu şekilde takdir edilmek istiyoruz veya eğlence de Dik mi biz bunu anlıyoruz da duyabilir. Zaman zaman üst yöneticiler bizim gündemimizde olmayan ama gerçekten merak ettikleri ve cevaplarını bulamadıkları çeşitli soruları da soruyorlar genç arkadaşlara. Ama bu müthiş bir ortak akıl programı inanılmaz bir sinerji yaratıyor jenerasyonlar arasında. Zaten yapmaya çalıştığımız şey herkes gençler gibi düşünsün değil veya herkes biz e, usta liderler gibi düşünsün değil. Birlikte nasıl bir zenginlik yaratabiliriz? Farklılıklara saygı duymayı nasıl öğrenebiliriz? Ben bu coğrafyada farklılıklara saygı duymayı öğrenirsek, esas o zaman yenilikçi olmaya başlayacağımızı düşünüyorum.